Herkese merhaba. Uzun zamandır YouTube'a video yüklemiyordum. İşlerin yoğunluğu sebebiyle. Bir de biraz bu aralar yazılı paylaşımlara daha ağırlık verdim. LinkedIn'de paylaşımlarım devam ediyor. Oradan takip etmiyorsanız beni ekleyebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi bu video çok uzun bir video olmayacak. Kısa bir video çekeceğim. Konuşmak istediğim konu da aracılık yapmak isteyen kişilerin, girişimcilerin yurt dışına saçılmasına dair birkaç fikrimi paylaşmak istiyorum. Şimdi böyle girişimciler bana başvurduğunda şunu söylüyorlar. Hocam her ülkeye her ürünü satmak istiyoruz, satabiliriz. Her ürüne erişimimiz var. Türkiye tedarik konusunda çok güzel bir ülke, her şeyi buluruz. Evet bulabilir fakat şimdi böyle olduğu zaman benim nereye ne satılacağı konusunda çalışma yapmam çok olası değil. Niye? Benim için ya bir ürün sabit olmalı, o ürünü nereye satacağız ya bakmalıyız. Ya da bana demeli ki girişimci, ben Almanya'ya ürün satmak istiyorum, Almanya'ya ne satabiliriz Türkiye'den ona bakarız. Yani iki tane değişken varsa birini sabitlememiz gerekiyor ki biraz yol alalım. Bu birincisi çok önemli bir kriter. Her ülkeye her ürünü satmamız mümkün değil. Yani birinin mutlaka sabit olması gerekiyor ki ciddi bir araştırma yapalım. Yoksa sadece taleplerin peşinde koşan bir girişimci olursunuz. İkincisi de her ülkeye her ürünü satmak istiyorsanız ikinci sıkıntı da şu olacak. Her ürüne hakim değilsiniz. Her ürünün detaylarına, teknik bilgilerine veya hangi müşteri neye göre karar veriyor bunlara hakim değilsiniz. Bunları öğrenmeniz gerekecek. O yüzden bu konuda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve diğeri de üçüncü ve son olarak söyleyeceğim kısım da ciddi bir ekibiniz yoksa bunu yapmanız çok mümkün değil. Yani siz tek başına çalışıyorsanız veya işte 3-5 kişilik bir ekibiniz varsa yani yüzlerce kişilik bir ekibiniz yoksa her ülkeye her ürünü satamazsınız. Yani büyük firmalara bile baktığınızda İşte bir kişi işte 3 tane 5 tane ülkeye bakabiliyor. Yani bir kişi 200 tane ülkeye bakması mümkün değil. Veya bir kişinin işte 50 tane ürün farklı ürün gamını yönetmesi mümkün değil. Aynı sektörde benzer ürünler olur. Evet sıkıntı yok ama bir kişinin tüm ürünlere hakim olması, öğrenmesi, takip etmesi çok olası değil. O yüzden girişimcilere yani aracılık yapmak isteyen girişimcilere önerim ya ürünü sabitleyin ya ülkeyi sabitleyin, ona göre odaklanın. Eskilerin bir sözü vardır. 2 tane tavşanı kovalayan hiçbirini yakalayamaz diye. O yüzden bu değişkenlerin bir tanesi sabit olmalı ki diğeri konusunda biraz daha böyle derinlemesine bir araştırma yapılabilsin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.